Olmazsa olmaz hiçbir ajan yok aslında. Yani Yani Cypher'ın evet. yerine ikinci ölü doldurursun, Astra yerine Omen'da alabilirsin, Raze yerine Jett alabilirsin, Breach yerine Skye oynayanlar vardı bir dönem biliyorsun. Viper oynayabiliyorsun. Sage'siz oynayıp Reyna oynayabiliyorsun. Hani dediğin gibi Viper'la birçok şey deneyebiliyorsun ama işte mesela ne bileyim genel itibariyle Breeze'de bir Jett olmadan Ama oynamak mümkün değil gibi. şöyle bence güçlü olan ajanlar var. İşte Var tabii. Raze Tabii ki. bence en güçlü düelist burada alabileceğiniz. Onun yanına işte Breach şu anki haliyle hiç fena değil. Killjoy, Cypher hiç fark etmez, Güzel ikisi de iyi olur. oldu. Oyun tarzını, oyun planını istediğine göre, ne istediğine bağlı olarak değişir. Tabii. Ve Sage'in olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Benim için takım inisiyatifi orada. Hiçbir şey demek işte istemiyorum. Yani Raze konusunda da bir şey demek orada istemiyorum. biraz Evet. öncelikler belirliyor Ve durumu. karşılaşmaya geçiyoruz. Galacticos hücumda başlayacak. Savunmada Regnum Caria Esports var. Ve hücum ekibi yavaş yavaş ortadan hareketlenmeye başladı. 3 oyuncusuyla. Diğer yandan Sage. A'ya duvar atarak başladı savunmada. Ve ortada Sage'i kullanmayacaklar. B savunmasında yine dikkatimi 3 tane oyuncu çekiyor. A'dan da rotasyon yavaş yavaş B'ye doğru kaymaya başladı. Regnum Caria için sanki. Yo. 3 oyuncu devam edilecek. Ve bu sırada orta hakimiyet alındıktan sonra Galacticos da oyununu şekillendirecektir. Hem B arkasında hem A arkasında birer oyuncuları mevcut hala. Stern burada biraz hasar verdi duvara ama şimdi B-Haven tarafına Jonix'in girişiyle birlikte burayı hızlandırma şansları var. Bayağı bir hasar verdi Raze'e. Hemen geri çekiliyor. Tabii gelebilecek bir yeri sarsma Heal. yeteneğiyle üzerine renk tesirli bomba can sıkabilirdi. Jonix de tehlikenin farkında. Hemen geri çekildi. Senin de bahsettiğin gibi gitti iyileştirmesini aldı Mr. Fallen. Çok güzel bir Çok zamanlama. çok iyi başlamış oldu Mr. Fallen. Hem heal verdi Raze'e hem de kill aldı dayı. Gerçekten iyi bir başlangıç kendisi için. Ve yavaş yavaş evinden hareketlenmeye başlayacak. Galacticos ekibi B'ye doğru bu hücumu hızlandırıyor. Jonix oldukça yakın. İbrit'i fark ettiler. İbrit Jonix'i düşürdü. İbrit. Önemli bir savunma İbrit'ten. 2 kill çıkartıyor. Arkadaşı da site'a dayanmayı başardı. Dedik en sonunda Mazi yakalıyor belki ama hem tek başına hem de canı yok ve Combatrin'in tek mermisi dedin ki yeterli oldu. 3 oyuncunun hayatı tutarak Regnum Caria split'te tabanca roundunu kazanmayı başardı. Özellikle geçtiğimiz günün ardından kesinlikle iyi bir başlangıca ihtiyacı var bu ortada Regnum'un. O başlangıç için bir hamle yapılmış oldu yalnız böylelikle. İlk skoru, ilk puanı alarak başlıyorlar. İyi bir başlangıç Mr. Fallen'den. Yine hibrit. Ekstra iki tane skor. Belki de ilk skoru aldıktan sonra o kadar rahat kalmaması gerekiyordu orada. Maz'dan şimdi B girişine doğru, garaj girişine doğru kullanılan bir yetenek takım arkadaşlarının içeriye sarkmasına yardımcı oldu. Raze ve Sage'in orada olduğunu görüyoruz. Dawson'la Mr. Fallen. Şimdi Maz ortayı kontrol edecek. Sarsmasını kullanmamış bu arada. Maz şimdi burada karşılaşacak bir oyuncuyla. Yalnız Marvel'dan güzel takas var. Headshot'ı yolladı. Orada bir tane Spectre'ye ulaşabilecekler mi? Hayır. O Spectre'nin alışını engellemişler. Hibrit yine Stern'ü yakaladı. Stern'ü 2'dir. Lurk'te yakalayan oyuncular var. Lawson! 2 tane skor spray transferle birlikte 3'ü de buluyor. İyi başladı Regnum Caria. Gayet güzel oyun Regnum Caria'dan. Regnum Caria çok kayıp vermemesi önemliydi bu roundda. Çok kayıp vermediler. Maz da düşmeyebilirdi aslında. Biraz agresif davrandı. Lawson da düşebilirdi bu arada. O fightların arasında. Ama hayatta kalmayı başarıyor ve bir tane judge var. Bir için elinde. Bu judge özellikle benim için en avantajlı olduğu haritada. Split haritasının her yerinde, Kesinlikle. her köşesinde kullanabiliyorsun bunu. Bu silahı. Ve burada tercih edildi. Bonus'ta. Şimdi bonusa karşı oynayacak Galacticos. Geçtiğimiz haritaya da iyi başlayamamışlardı. Bu haritaya daha iyi başlamaya çalışacaklar. Tabanca roundunu kaybetseler de pasif bir başlangıç var dayı ve yine orta kontrolüyle zannediyorum Galacticos başlayacak. Özellikle split haritasında zaten takımların genel itibariyle roundların %70'ini bu anlayışla geçirdiğini söyleyebiliriz ve bu anlayışla birlikte hücum takımlarının savunmaya göre yavaş yavaş güç kazandığını da aynı zamanda söyleyebiliriz. Ve yavaş bir başlangıç gördük aslında yine Galacticos tarafından. Biraz daha temkinli oynamaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince temkinli oynamaya çalışıyorlar. Judge'ın nerede olduğunu kontrol etmeye çalışıyorum. B içinde oynamaya devam ediyor.
kamerasını kullandı. Haven tarafına hibrit. Son 40 saniye tabii atağı yavaş yavaş şekillendirmek gerekiyor. A atağı gelecek, A saldırısı gelecek, A split gelecek hatta burada kırılmasıyla birlikte tuzan. Heaven'a doğru son çıkan Galacticus oyuncuları var. Combat site onları içinde bekliyor. Şimdi çekmesini kullandı. Hala site içinde saklanıyor. Hibrit bir tane skor buldu. Açılış skorunu böylelikle almış oldu. Şu an avantajlı taraflar. Combatri ile birlikte çapraz ateş. Combatri bir tane daha çıkarabilecek mi? Hala site içinde oynuyor Combatri. Combatri bir skor daha çıkardı. Smoke'un içinde çok güzel zaman kazandı. Combatri. Çok temiz geçti burayı ve 3 tane silahı da upgrade ediyor Regnum Karya. 3-0 yapıldı. Regnum Karya'nın bonusuyla birlikte Galacticus A site'a girdi belki ama orada kale gibi Combatri. Onu temizleyemediler. Combatri yardımında gelmesine iyi vakit kazandırdı. Gelmesi için. Kendi small da çok iyi oynadı. Evet, Combatri'den zekice bir oyun. Ve şu ana kadar iki oyuncu hiç düşmediler. Mr. Falin ve Combatri. Ölmediler bile daha. Dördüncü round'a bu şekilde geçeceğiz. Galacticus'un yine tabancalarla oynadığını görebiliyoruz. Dawson bir boom bot. Yakın mesafede bırakacak gibi boom botu bıraktı. Renk testi bombası da var. PK gidiyor. İkili deading çıkardı belki ama arkasından hemen takaslar var. Maz bu arada şokla. Yine bir oyuncu düşürmüş. Yine burada hibriti sıkıştırmaya çalışan Regnum Karya oyuncuları. İstedikleri kill'i aldılar. Jonix tek başına PK'ye doğru gidiyor. Onu yakalayan da tekrar Mr. Falin oldu ve muhtemelen bir kile daha ya da iki kile daha ultisini alacak Mr. Falin. Bir Sage için önemli. Kesinlikle öyle. Bir tane orada ultisi gelecek senin de söylediğin gibi. Belki işte A tarafında duvarını kurup, duvarını kullanıp bir orb'la birlikte ultisini geri alabilir. Bilemiyorum. Regnum Karya tarafında ultiler yaklaştı tabii. Karşılığında ise Jonix'in ultisine bir orb var. Onun ultisiyle birlikte belki bir yeri açmaya çalışabilirler. Şu ana kadar Sırfalı ve Combatri yalnız kusursuz oynuyor. Bunu söylemek lazım. A tarafına yaklaşan oyuncular var. Ulti kullanıldı. Şimdi ultiyle birlikte geliyor Raze ultisi. Herhangi birini bulamayacak. Combatri yine kendisi mod içinde oynuyor. Güzel bir line-up olabilir Combatri için. Birinciyi buldu, ikinciyi buldu. Hibrit'in de yardımıyla birlikte 3 tane skor çıkarıyorlar. Yine Galacticus içeri girmeye çalışırken çok fazla oyuncu kaybetti. Marvel'a da bir timing Mr. Fallen'den. Tek başına kalan oyuncuyu da buldu Mr. Fallen. 5-0'a getirdi durumu. Regnum Karya çok zorlanıyor Galacticus. Çok zorlanıyorlar. Yani işin hücum kısmında bu kadar sıkıntılı durmuyordu açıkçası Galacticus. Şu ana kadar bireysel olarak da devreye girebilen herhangi bir oyuncu söz konusu olmadı. 5 round geride kalırken en fazla kill çıkartan isim dedin ki onun arkasından Marvel 2 kill ile geliyor. Birer kill de Maglor Jonix var. Stern daha scoreboard'a kill anlamında dahil olamadı. Ve Mr. Fallen hala 5 round'da hiç ölmemiş durumda. 7 kili var ve ulti konusunda Combatri ile Mr. Fallen ultilerini görebiliyoruz. Hücum tarafında da bir iç ultisi var. Bu da bir önemli bir ulti. B Heaven tarafına ya da B tarafına kullanabileceğiniz bir ulti, breach ultisi. Combatri az sıra, rakip ya da kendi az sıra smoke'larını çok aktif kullanıyor şu ana kadar. İçinde oynuyor ve bir şekilde aradığı pozisyonları rahat rahat buluyor. Ortadan yaklaşıyorlar. B Heaven'a çıkacaklar gibi Mr. Fallen. Hemen kullandı orada duvarını. Zamanını kazandı. Buradaki rush'ı da kesmiş oldu. Jonix şimdi yakını kontrol etmeye çalışıyor. Tabi klasik pozisyonları kontrol etmeye çalışıyor. Buraya kullanılan bir sarsma yeteneği var. Raze Nade'i skoru getirir ama yakına geçen Mr. Fallen önce bir skoru buldu. Şu an hissediyor tabi Mr. Fallen skorları. Sağında bir oyuncu var. Mr. Fallen bakmadı ve Jonix'e bir kill imkanı verdi. Jonix killini aldıktan sonra silaha doğru gitmeye çalışacak sağında ve altında oyuncular var. Combatri Jonix biraz pervasız gidince onu yakalıyor. Maz duvarın hemen arkasında orada sarsma kullanıldı. Bir hiç etkilenmese de Maz onu yakalamayı başarıyor. Yine Stern'ün çıkardığı Sheriff Headshot. Bir kill daha çıkardı Stern ve şu anda Astra'nın da canı az. Sıkıntılı bir hale gelmeye başladı round. Şu anda Regnum Karya adına Stern bu yetenekten etkilendi. İpten çıkacak tabii ki onu orada bekleyen oyuncu var. Sana bakmıyor pek fark edildi ve Combatri kendi 3. killini round'un içerisinde çıkartarak yine round'a son noktayı koymuş oldu. Ve 6-0'a bu şekilde geldi Regnum Karya. Mr. Fallen de ölmüş oldu en sonunda. Aynen öyle ve bir duraklatma geliyor hemen Galacticus tarafından, Galacticus cephesinden. Çünkü işler hiç istedikleri gibi gitmiyor. Şu anda 4 tane ultileri aktif.
bu ultilerle birlikte bir round çıkarmak isteyeceklerdir kesinlikle. Ama karşılarında da 3 ulti aktif durumda. Onu da unutmamak lazım. Yani Yergi kaynağı, yine Raze ultisi, yine Sage ultisi. Bunlar işleri değiştirebilecek ultiler. Galacticos'un ama bir başlangıç için bunu, bu roundu kazanması şart gibi duruyor Karahan. Galacticos bir molaya başvurdu. İlk yarının ilk bölümü geride kaldı. İkinci bölümüne geçiş yapıyoruz ve iki takım da silahları çekecekler. Ekoda 3 tane kill çıkartıyor Galacticos. Fena bir iş değil. Geçtiğimiz round'dan kesitleri izlemeye devam ediyoruz. Son kill'de kombatı bu şekilde çıkarmış. Ve mola da sona erdi. Duraklatma sona eriyor. Round başlayacak. Burası. Klasik bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz savunma ekibi için. Hücum ekibi de yine klasiklerden bir tanesi deniyor. Lawson bu arada seçildi, kendisine olabildiğince ileri atacak. Sarsmadan etkilendi ama diğer rakip oyuncuda etkilendi. Ultisi var. Ultisi var. Lawson açmayı istemedi bunu. Ve Jonix tarafından düşürüldü. İzlediğimiz en komik fightlardan bir tanesini de burada izliyoruz. İkisi de etkilenmiş durumda. İkisi de ateş etmeyi kesmiyor. Ama bu savaşın kazananı Lawson oldu. Jonix oldu. Özür dilerim, Jonix oldu. Şimdi Jonix burada çıkacak, bir de Camus'u ile birlikte skoru bulacak. Jonix iki tane skorla başladı round'a. Şimdi Mr. Fallen orada takası isteyecek. Mr. Fallen ultisi skoru var. Buldu. Mr. Fallen ultisi var ama hemen kullanmayı tercih etmeyebilir. Önce bir duvar kullanmaya çalışabilir. Kombatri çıktı. Maglor çok geç fark etti. Şimdi Marvel'dan kullanılan bir ulti var. Raze ultisi, daha doğrusu Raze seçimlerle gidiyor. İki tane skor, çok güzel oynadı burayı Galacticos. Çok çok iyi bir fırsat yakaladılar. Breach ultisini tabii ki yakaladım. Doğru noktaya kullanarak dediğin kez de iyi bir asist yapmış oldu Marvel. Ve Hybrid Maglor'u yakalıyor. Ardından diğer oyuncuyu bekleyecek mi arkasında? Bir isim daha var. Hybrid o kadar sabırlı davranmadı. Muhtemelen yakalanacak birazdan. Stern'ü fark etti gerçi. Bu fight'ı kazanma ihtimali var. Üstüne doğru gidecek ve Stern'ü de düşürdü. 1-2 oynayacak şimdi. Hala süresi olduğundan bahsedebiliriz. İki oyuncunun da site'de birbirine yakın oynadığını görebiliyoruz. Breach ve Raze. Şimdi Hybrid. Ses vermek zorunda artık. Atladı. İki oyuncu da hemen sağında dip dibeler. Giden bir flash. Üstüne doğru gidiyor rakiplerinin. Hybrid diğer oyuncunun da farkında. Şerif'i çekti. Şatla geldi. Olağanüstü bir clutch. Hybrid mükemmel bir iş başardı. Yokluktan round var etti. Hybrid takım arkadaşları kayıpsız ilerliyorlar. Onun sayesinde 7-0. Regnum Karya ayaklarına gelen bu fırsatı çok kötü bir şekilde tepiyor. Galacticos tepiyor. Özür diliyorum. Galacticos. Yani Hybrid üzerine gelen oyuncuları teker teker avladı. Tek tek çıkmayı tercih etti burada Galacticos tarafı. Burada da bu arada flash sonrasında ben double peek bekledim açıkçası. Flash sonrası beraber çıkmalarını bekledim. Nedense önce Deding çıkıyor, sonrasında da Marvel birebir takasta kalıyor. Birebir durumda kalıyor. Kötü oynadı burayı Galacticos, onu söylemek lazım. Yani evet, Hybrid çok iyi oynadı. Hakkını kesinlikle yemiyoruz ama Galacticos'un da büyük hatası var. Burayı kötü oynamasa herhangi bir oyuncunun burayı kazanma ihtimali yok benim. O 1-2, o 1-2. Öyle bir yer burası. Evet. Yani Hybrid'in olağanüstü bir performansı var. Ayrıca yani Regnum Karya'da en kötü roundunu geçirdi. Lawson tek başına düştü. Combatri pickledi, o tek başına düştü. Mr. Fallen pickledi. Tek başına iş yapmaya çalıştı. Onu da yakaladılar ultiyle birlikte. Ama sonrasında tek bir oyuncu bu seferki denemesinde dünyalara karşı başarılı Hybrid ve Lawson bekliyordu ipte. Marvel picklerken rahatlıkla düşürüyor onu. Önemli bir başlangıç ve tekrar Galacticos'un dezavantajla başladığını görüyoruz. Güzel de oyun gördük bu arada Lawson'dan. Yani iplerde bekleyip orada sol taraftaki ipte bekleyip güzel bir skor çıkardı burada. Normalde yine Stern burada ikinci kez kötü timing yiyor. İkinci kez o kötü timing sonucu skoru veren oyuncu oluyor. Şimdi Jonix burada yakalanıyor. Ama üzerine gidemeyecekler mi? Spolin uzun kırılmasıyla birlikte skoru buldu. Yalnız dediğin burada yakalanıyor Combatri'ye. Tek kalan oyuncu Jonix. Jonix'in de yeri belli. Çekme yeteneğini kullanıyor Combatri'ye burada. Skoru da alacak. 8-0 oldu durum Regnum Karya adına. Bu başlangıç özellikle geçtiğimiz gün Fireflux'a
verilen haritadan sonra Regnum Caria için muazzam belli başlı değişimler de var. Lawson'un Raze'e geçmesi gibi. Mr. Falin'i bu sefer Sage'le izliyoruz. Maz yine Breach'e geçti. Maz Breach'e geçti belirttiğin gibi. Hibrit de Sentinel'e dönüyor. Bütün bu değişimlerden sonra dolu dizgin başladılar. Rolü değişmeyen ya, tek oyuncu da kombatçı. Dayı sıkıntı ne biliyor musun? O 7. roundda Hibrit'in kılıçıyla alınan round dışında imha ile gelen round yok. Evet. Yani yakın round yok zaten. Yok neredeyse. Bir tane kılıç açıkçası kötü bir başlangıç ama olabilecek aynı zamanda en kötü şekilde gelen bir başlangıç bu Galacticos için. Yük kalmadı. Ve Dedink'in ultisi var. Özellikle bir oyuncuyu tespit ederse bunu hemen kullanmaya çalışabilir. Şimdi çekmenin içerisinde kaldı. Ulti atacak. Elbova'da olsun bir canı var. Şimdi buradan Hibrit ikili çıkan. Hibrit harika çıkıyor buradan. Başka bir skor daha kendisinden. Jonix Mr. Falin'i yakalamış. Yine 85 cana kadar kendini yine bir şekilde canını tazeledi. Stern Elbov tarafında Yer Gökhan'a da geliyor. 3-3. 3v3 Galacticos burayı oynamak istiyor Yergökhan'a ile birlikte. Jonix'in yerini tahmin edecekler mi diyelim. Jonix orada sağını solunu kontrol ediyor. Ulti kullanılacak. Jonix için bir timing zamanlaması olabilir. Stern'den gelen bir skor yalnız Jonix yakalanmış. Şimdi site içine kullanılan ulti ile birlikte Magdor'un yakalandığını görüyorum ama buraya girmekte bayağı bir tereddüt ettiler. Bayağı da zaman harcadılar. Raze ultisi kullanıldı. Yakalanan bir oyuncu var. Magdor orada bir skoru aldı. Lawson'un da üzerine gidiyor. Lawson'dan gelen skor var ama rakibinin yerini bilmiyor. Rakibinin Stern'in yerini bilmiyor. Stern çıktı yandan. Kazanılan bir eko, Galacticos'un oyuna geri dönüş hamlesi başladı. Kesinlikle öyle. Ve aslında Regnum Caria'nın çok net bir şekilde kazanabileceği roundlardan bir tanesiydi. Dayı özellikle 3v3'te. Burada Maglor'un 2v2'de çıkardığı kill çok kritik, kontrol edilmedi. Onun altına bakmadılar. Evet. Yer Gökayna'nın bir katkısı oldu. Dedink'in ultiyle yine getirdiği ikili görmüştük. Hibrit iyi bir performans ortaya koysa da bu yeterli olmuyor ve Operatör Combatri'de Top Mid'de bu Operatörü Vent içerisinde Combatri kullanıyor. Şimdi yani, dağ tarafını yine hızlandıracaklar gibi. Galacticos buraya hızlanacak gibi duruyor. Hibrit'ten bir spray denemesi görebiliriz. Üzerine gelen bir nade, daha doğrusu dirseğe gelen bir nade istenilen sonucu vermeyecek. Eğimin tam üzerindeydi Hibrit'in. Çok güzel yerleştirmişti eğimi ama hemen site içine geçen Dedink'i de gördük. Combatri'den gelen bir skor var. Hibrit yine bir oyuncuyu yakaladı. Marvel rampa tarafında dursa da 3 oyuncu kalmış durumda Galacticos. 2 oyuncu site içine saklandı. 1 oyuncusu rampa tarafında. Burayı doğru oynarsa Regnum Caria kazanacaktır. Lawson geldi. Marvel'u vurdu. 2 tane oyuncu site içinde. 1 oyuncu Elbow'da Magnor'dan çıkan bir skor var ama Mr. Fallen İki skorla birlikte round'u getirdi. Seri yakalayamamış oldu Galacticos. İşin silahlı round tarafında hala bir kazanım elde edemediler. Bir tane eko galibiyetleri vardı. Bu round'u da kaybediyorlar. Çok temiz bir retake oldu Regnum Caria adına. Dedink 8 kill'de. 6 kill'de Jonix var. İki duelist oynuyorlar aynı zamanda. Tabii özellikle hücumda birazcık daha belki round çıkarmaları beklenilebilirdi. Komp'un özellikle hücum için belki daha uygun olduğu düşünülebilirdi ama bunu pek yansıtamadılar ilk yarıda. Regnum Caria tarafındaysa her şey sorunsuz ilerliyor. Combat ultisi var. Mr. Falin'in bir kill'e ultisi gelecek. Belirtmiş olalım. Bu yetenekleri dodge'luyor Mr. Falin. Bir boom bot atılacak. B'de başka bir ses yapılmadı. Şimdi orta bölümde Spike'ı da düşürdü Lawson ve ortada herhangi bir oyuncu yok. Bütün oyuncular A'dan tekrar suya inmek zorunda kalıyorlar. Hücum planı aksadı ve B planına geçmek zorunda. Hatta C planına geçmek zorunda bu aşamada Galacticos. Ya saldırı noktasında ciddi problemler yaşıyorlar. Biraz da kötü timing yakaladık. Kötü timing'de kaldıklarını söyleyelim. Galacticos tarafının oyun boyunca sıkıntı yaşadılar bu konuda. Şimdi Spike'ı alıp çıkmaya çalışacaklar ama orayı kullanılan yetenekler, oraya yapılan saldırılar bir şekilde oradan Spike'ı aldı. Yani 3'ü de yedi ama o kadar fazla yetenek kullanıldı ki burada Spike'ı vermemek adına. Yine de bir şekilde buradan uzaklaşmayı başardılar. Mr. Fallen hala orta tarafını kontrol ediyor. Üzerine gelebilecek oyunculara karşı tabii silah avantajını maksimize etmek için biraz da uzaktan kontrol ediyor. Çok da ince bir açıdan bakıyor buraya. Stern yine
rampaya doğru ilerleme kararını aldı. Şimdi fark edildi. Burayı hızlandıracak. Stern Hybrid'e karşı çok güzel bir skor geldi Stern'den. Hemen alt tarafına koşan Breach'i görüyorum. Orada görülen bir oyuncu var, Mr. Fallen. Lurklemeye çalışan Dedink yakalayacak. Lawson gelmiş, skoru bulmuş. Marvel'dan güzel bir tek var. 16 saniye yeterli olacak hala Spike kurmak değiller için, ama site'da değiller çünkü oraya bir yeri sarsma yeteneği ilk kullanılmış. Burada Dedink skoru bulsa da 7 saniyesi var. Şimdi uçarak girdi içeri ama kurması lazım bunu. Bırakırsa round'ı kaybedecek. Bombax öyle bir duruma soktu ki dedin ki ya beni vur ya da onu kur, ben seni vurayım. Kuramadı da zaten. Hem kuramadı hem vuramadı burada dedin ki. Ve ilk yarının son round'una giriyoruz. Orta bölümde kayıplar verildi. Spike düşürüldü. Zaten round neredeyse başlamadan bitti Galacticos için. Galacticos bütün odağını, dikkatini kaybetmiş gibi bir yandan da dayı. Yani bind haritasında rakibin haritası olmasına karşın mükemmel bir geri dönüş vardı 12-9'dan sonra. Uzatmalarda da iş çıkardılar. Belki Jonix'in elektriği kesilmese farklı şeylerden de konuşuyor olabilirdik. Bilemiyorum onu ama Polin bu arada Storm'u yakalayarak başladı. Buradaki orbu da ultisi gelse de almak istiyor. Rakibe bırakmak istemedi. Şimdi Lawson de bombasını bıraktı. Jonix'i yakalayan da yine Mr. Polin oldu. Diyorum ne? Oldu. Kombatri. Daha fazla ağzımız kaymadan round'da bitmiş oldu. 11-1. Ama normal Mr. Fallen oldu. Evet evet. Olur olur. Kafiyeli. İnanılmaz bir başlangıç bu arada Regnum Karya'dan. Yani... Ama şunu gösterdiler değil mi Karan bize? O rüzgarı arkasına almak dediğimiz olay yaşanırsa, işte o seri gelmeye başlarsa o seriyi çok zor kaybediyor Regnum Karya. O seriyi bir kere buldu mu, bir kere yakaladı mı, o seriyi kırmak çok zor Regnum Karya'ya karşı. Ve bu karşılaşmada da 11-1. Yani pistol roundu kaybedildiği anda Galacticos artık beyaz bayrak sallamaya başlayacaktır. Kazansa bile bu roundu Galacticos, çok zor işleri. Gerçekten çok zor. Ve bana o hissiyatı veremediler şu ana kadar. Yani yakın geçen round yok. Yani son round'a doğru işte biraz zorlamaya çalıştılar ama mümkün olmadı pek. Regnum Karya pasif bekliyor. B'den açılacaklar. Mr. Fallen cross koydu. İlk mermiyi yedikten sonra daha da geri çekilmeyi tercih etti. Yine üzerine doğru gelen bir breach yeteneği, fazla ısrarcı davranmadı burada. Regnum Karya. Ortadan ilerleyecekler. Yine B'de 3 tane savunma mevcut. Cypher'ın replerini B Haven'da görebiliyoruz. Site içerisinde kamerası da mevcut. Yine Haven'ı görebiliyor. Ve bu kamerayı kendi kontağı için kullanabilir Storm. Ya da bu trap'i kullanmak isteyebilir. Orada. Bir baktılar altından geçirir mi? Yok, yemez. Muhtemelen trap kırıldığı gibi. Evet. İlerleyecekler burada. Yalnız güzel flash var Mr. Fallen. Combat ve birer skor buldu. Lawson da bir skor buldu. Bir saniyede iki oyuncusunu kaybetti zaten bu saldırı başlarken. B3 B oyuncusu da kill çıkartamadan düştü. Dedin ki kill çıkartıyor. Hayatımız yani hayatımıza böyle girmesin. Bu arada tabii bir kill verdi sadece. Geçtim Karya. 1 kill, 3 kill, 4 kill geçtim. 12-1'e geldi. 12-1'e geldi. Bu saatten sonra pek üçüncü harita ihtimallerinde konuşamayacağız gibi duruyor. Yani şey olur. Yani hayalcilik olur biraz o gibi. Profesyonel gibi maçlarda 1-2 tane böyle comeback örneği var. Ya şimdi şöyle olur. 11-1'den, 12-1'den. 11-1'i kaybediş şekli önemli bence burada. 11-1'i kaybederken, durum 12-1'e gelirken evet. Galacticos bize bir şey gösteremedi. Yanlış hatırlamıyorsam Digital Athletics Fireflux maçı mıydı? Bu tarz bir skordan dönmüştü. Dönmeye yaklaşan çok oyun oldu bu arada. Evet evet. Ya yani oldu ama şu anki oyun tabii ki zaten 11-1'de oyun nasıl iyi gözüktü. Kombat da tartışılır ve Regnum Karya killleri topladı. Şimdi Maglor sona kalan isim, hibriti düşürdü. 1'e 3 yeri belli tabii ki, direkt kontrol altına aldıkları B'ye doğru ilerleyecekler. Ortada bıraktıkları bir oyuncu var Regnum Karya'nın. O yani da Lawson. Lawson'u burada hiç tahmin Maglor edecek kontrol mi edecek mi? Etmedi tam olarak ve Lawson son kere çıkardı. Dayı bu kadar kısa süreceğini gerçekten hiçbir şekilde beklemiyordum. Tahmin etmiyordum, şaşırdım. Çok Regnum Karya geçtiğimiz gün Fireflux'a çok kötü kaybettim.